arkadaşlar, vloglarımı artık Türkçe yapmayı karar verdim. Çünkü o zaman ben daha çok ben olacağımı düşündüm. Beni daha yakından tanımanız için galiba Türkçe konuşsam daha yakın ya da daha iyi olur. Altta Almanca ve İngilizce çeviri yapmaya çalışacağım. Daha hiç denemedim. O yüzden söz vermeyeyim ama deneyeceğim. Ve yapabilirsem hep alt yazılı. Yoldayız. Arkadaşlar şu an sabah 6.30 yoldayız. Çünkü Türkçe'de ne deniyor? Bit pazarı. Hayır, bit pazarı da ikinci el satış. Bit pazarı. Şu an Winterthur'da bit pazarına gidiyoruz. Yani bir standımız olacak. Ablamla birlikte satış yapacağız. Bakalım, çok heyecanlıyım. Şansımız hava da çok güzel. Da die Ausfahrt 72 Richtung Wiesendangen und Gruber Winterthur. Ay bak böyle, bak şöyle uzunlamasına stand. Abla hazır mısın satışa? Hazır sayılırım galiba. Arkadaşlar pazarımızı kurduk. Bir saattir satış da yapıyoruz. Çok heyecan verici. Çok eğlenceli. Artık yani sürekli pazar kuracağız sanırım. Size standımızı göstereyim. Bize destek veriyorlar. Burada ablam. Standımız da bu. Bazı ürünleri sattık bile arkadaşlar. Ve daha bir saat oldu. Açıldı. Burada bazı ürünler var. Şurada bir askılığımız var. Şallar, çantalar. Böyle bir gün geçireceğiz. Çok eğlenceli gerçekten. Biraz kendimi de çekeyim. Kim Serap ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Emre'ye hoş geldin. Yasın yemek istiyorsan üfül üfül. Ne kadar bir hızla toparlandığımızı şu an size açıklayamam. O kadar bir hızla toparlandık. Şu anki durum bu. Ve arkadaki
bu durum. Yalnız şu mobilyalara da bayıldım. Şunu da çekmek istedim. Yusuf, bunu şimdi nasıl yapalım? Arkadaşlar, şu an gerçekten o kadar sıcak ki sıcaklığı çok seviyorum ama yani sabah 5'te uyanıp böyle bütün gün dışarıda durmak insanı gerçekten yoruyormuş. Ama çok eğlendik. Ve şimdi toparlanırken fark ettik. Gerçekten bayağı bir şeyler satmışız. Yani standta ürünler dururken çok öyle gözükmüyor. Çünkü hala bol bol şeyler olduğunu düşünüyor insan ama yani bayağı da satış yapmışız. Öyle arkadaşlar. Güzeldi. Güzel bir deneyimdi. Seneye yine buradayız. Memnun musun satışlardan? Memnun. Un italiano vero. Un'Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato su. Sanırım tahmin edebiliyorsunuz bugünkü vlog ve geldik. Şu an İtalya'dayız. Como'dayız. Sanırım en son sizi geçen hafta pazarda son görüşmemizdi. Ondan sonraki günler çok yorgundum. Bir şey çekemedim. Dedim o zaman Como vlogumla devam edelim. Ve geldik. Şu an daha yeni arabayı park ettik ve yürüyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor bugün. Hepsini çekeceğim. Anlatamam. Bu kadar sıcaklığa alışık olmadığımız için İsviçre'de yanıyoruz. Plaja gidiyoruz şu an.
Como şehir merkezine gidiyoruz. Orada ara caddelerde çok güzel kafeler, barlar, restoranlar var. Orada biraz vakit geçireceğiz. Akşam, yani akşam bayağı hala çok sıcak. Yani İsviçre ile kıyaslanamıyor ve İsviçre sınırı yani çok yakın. İsviçre tarafına gittiğinizde de sıcak. Ama yani sanki burada daha çok nem mi var? Daha mı sıcak? Anlayamadım. Bu kadar bir sıcaklık beklemiyorduk ama tabii ki güzel oldu. Özlemişiz. Öyle. Elimi yaktım. Elim yandı. Siz ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim. Ne haber? Ama... Wie geht's euch? Was macht ihr hier? So, okay. Vloglarımı artık Türkçe yapıyorum. Okay. Hilal'le karşılaştım Como'da. Çok büyük bir tesadüf oldu. Arkadaşım Zürich'ten ve burada Como'da karşılaştık. Ya. Hadi ya diyor. Como'daki modaya bayılıyorum. Burada çok böyle butikler var. Ve çok farklı ve güzel tarzları var arkadaşlar. Böyle erkek butikleri de çok var. Böyle özel İtalyan ürünlerle falan var. Yani gerçekten çok butikler var. Hani marka değil de daha çok... Şöyle konuşayım. Marka değil de daha çok butik tarzı mağazalar var burada ve her butik birbirinden güzel, böyle farklı, hiçbir yerde göremediğiniz giysiler var. Kaliteli bir de, mesela gerçek %100 keten elbiseler veya ipek elbiseler bulabilirsiniz. Burada da mesela galiba... Burada galiba trüfler var. Şu bizim evdeki trüfe benziyor. Kan'dan aldığımız hala duruyor. Evet. Kan vlogumu izlediyseniz oradan trüf aldığımı bilirsiniz. Ve oradaki aldığım trüf hala bitmedi. Yani bir şişe daha duruyor. Oo, bak şu çok güzel. Bu da İtalya'da bir pazar. Pazar İtalya'da. Düştük yine pazara. Düştük yine pazara, evet. Baksana elbiselere. Yazlık. Ayakkabılar. Questo è quello che stiamo facendo, mettiamo insieme le piazze, mettiamo insieme le persone per fare in modo che questa resistenza continui, non è facile. Biraz città, tari, kiliseyi size göstereyim. Böyle açık tonlarda yapılmış. Böyle geçit ileri de var.
tarihi binaları bakmayı, görmeyi, incelemeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bir şehirde böyle tarihi eserlerin olması çok hoşuma gidiyor. O yüzden İtalya'yı mesela çok seviyorum. Çünkü şehirlerinde, köylerinde böyle eskiden kalma çok evler, binalar görebiliyorsunuz. O yüzden zaten birçok insan da İtalya'yı tercih ediyor. Çünkü gerçekten tarihi böyle eski binaları çok güzel bırakmışlar, kalmış yani. Güzel. Arkadaşlar, bugün Como'dan, Como'ya gittiğimizin ertesi günü. Dün akşam daha fazla çekmedim çünkü kamerayı arabaya bıraktık. Akşam yemeğine gideceğiz diye. Akşam yemeğini Çernobil'da yedik. Çernobil, Como'nun bir yan köyü. Orası da çok güzel, çok tavsiye ederim. Orada bir trattoria'ya girdik. Yani tipik İtalyan mutfağıydı. Hatta 2020 veya 2021 yılında Michelin ödülü almışlar. Ve gerçekten çok lezzetliydi. İsmini unutmadıysam arayacağım. Aşağıya linki bırakacağım Instagram hesaplarının. Oradan rezervasyon yapabilirsiniz. Biz rezervasyonsuz gittik. Çok dolulardı. Dışarıda bir bahçeleri var. Bahçede oturamadık bu yüzden. İçeride oturmak zorunda kaldık. Ama yani içerisi de çok güzeldi. Böyle tarihi eski İtalyan şeyleri vardı. Fotoğraflar vardı. Sanırım çok çok eski bir restoran. Aile restoranı diye tahmin ediyorum. Çünkü eskiden kalma fotoğrafları duruyordu duvarlarda. Instagram hesabımdan da görebilirsiniz. Fotoğrafları orada paylaşacağım. Öyle ondan sonra aslında arabaya döndük ve eve doğru yola çıktık diyelim. Lugano taraflarında tam Lugano çıkışında bir trafik vardı. Çünkü sanırım bir kaza olmuş maalesef. Biz de dedik burada trafikte beklemeyelim. Çünkü bayağı yani bir saatimizi alır. Trafik biraz daha sakinleşe kadar o zaman Lugano'da da bir tur atalım dedik. Lugano'da çıktık. Orada da o gün Göl Kenarı Festivali varmış. Bir saat duracağımıza 2-3 saat falan kadar durduk orada. Bir de böyle biraz sokak partisi falan vardı. Orada biraz eğlendik. Geri döndük. Geri dönüşte ben bayağı bir yorgundum. Bilal öyle fitti yani. Sorun yoktu yorgunlukta bir yani yorgunluk konusunda bir sıkıntısı yoktu çok şükür çünkü ben kullanamazdım öyle yani çok geç vakte yani sabaha doğru eve geldik ikimiz de çok perttik sonunda ve sabah da bugün çok geç kalktık şimdi arkadaşımın baby shower partisine gidiyorum o yüzden hazırlandım size de buradan bu vloga güle güle demek istedim. Bir sonraki vlogum sanırım Bursa'da olacak. Bursa'da çekmeyi düşünüyorum. Çünkü haftaya Bursa'ya gidiyoruz. Bakalım. Söz vermeyeyim. Çünkü Türkiye'de biraz video çekmede biraz utanıyorum sanırım. Bilmiyorum. Yani insanlar biraz böyle tuhaf bakıyor. Ya da ben öyle hissediyor olabilirim. O yüzden bilmiyorum çekecek miyim, çekmeyecek miyim. Ama belki bir sonraki vlog Bursa olur. Bursa olmazsa başka bir vlogda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için umarım memnun kalmışsınızdır. Lütfen like yapmayı unutmayın ve beni takibe alın. Çok mutlu olurum, çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.